bütün savaşlarda bunu daha önce bu Yugoslavya'da filan da gördük, Suriye, Irak'ta da gelişmiş ülkeler en yeni silahlarını test ediyorlar alanda. Ve şu an İsrail bazı silahlarını alanda test edilmiştir diye satıyor. Dilerim savaş kısa sürede biter ama İsrail'in savaş ihracatının savaş sonrasında ne kadar patlayacağını görmek isterim rakam olarak. Sanırım maliyeti de bu savaşın maliyetini de fazlasıyla oradan karşılayacaklar. Müfit Bey merhaba. Merhaba Ramev. İsrail bir teknoloji devleti. Teknoloji konusundaki büyük atılımlarının sonucu hem silah sanayinde bunu tabii ki Gazze'de çok kullandı. Bunu da görüyoruz. Ve aynı zamanda bunun ötesinde de sivil sanayide de gerçekten de büyük atılımları falan var. Ordusu da tamamen bir teknolojiyle en ileri yeni geliştirdiği teknoloji silahlar da var. Siz bu konuda bir yazı yazdınız. Çok önemli bir yazı. Bu yazı bizi burada buluşturdu. Bunun üzerine konuşacağız. Başından beri bir savaş sanayiyle birlikte yaşıyor diyorsunuz yazınızda. Bununla başlayalım. Bütün dünyanın izlediği asimetrik, dehşetli savaş sürüyor. Ve burada neredeyse bir halk tümden yok edilmeyle yüz yüze. Burada müthiş bir teknolojik güçle bölgeye ve komşularına abanan, saldıran bir güçle karşı karşıyayız. Bunun arkasındaki mekanizmayı biraz anlamak istedim. Bunun arkasında çok güçlü bir organizasyon olmaz ise böyle bir gücün ortaya çıkmayacağı çok açık. İsrail'in kuruluşundan itibaren, yani kuruluşu da savaşla, daha sonra da 4-5 tane çok önemli Arap dünyasıyla savaşı var. Ve bulunduğu coğrafyada din esaslı, aslında dinler tarihi açısından herhalde çok önemli bir yer ve çok çatışmalı bir yer. Böyle bir yerde yine çok çatışmalı bir biçimde bir ülke doğuyor. Bu ülkeyi güdüleyen iki faktör var, öyle görünüyor. Bir yanıyla var olma savaşı. Sürekli böyle bir tehdit altında gören bir ülke, kuruluşundaki problemli durum devam ettiği için de dünyaya karşı da böyle hep bir meşruiyet güdüsüyle hareket eden bir devlet. Özellikle bu Araplarla savaşlarından sonra şöyle bir noktaya geliyorlar. Bizim sayısal olarak, nüfus olarak onlara yetişmemiz mümkün değil. 5 milyon. Evet, sonuçta o. Nicelik olarak buna yetişemeyeceğimize göre biz nitelik olarak bir şeyler yapmalıyız. Ve bu niteliğin de karşılığı olarak teknolojiyi koyuyorlar. Ve bu Askeri teknoloji tabii ki ön planda burada bak. başlangıç noktası da o oluyor. İsrail'in savaş sanayisiyle bu yüksek teknolojisi nasıl birlikte evrilmişler, onu gösteren çok ilginç bir istatistik var. Savaş sanayindeki firmaların %27'si 2000 yılından önce kurulmuş. 2000 yılından önce kurulan yüksek teknoloji firmaları ise %4. 2010-2014 arasında %26 savaş sanayi firmaları, %11 yüksek teknoloji. Bu böyle gidiyor. Ve ilginç bir grafik, adeta yüksek teknoloji savaş sanayisinin gölgesinde büyüyor. Bu Çünkü kotarılmış. devlet bunları destekliyor aslında değil mi? Devlet var bütün hem parasal olarak. Elbette İsrail savaş sanayisinin 3 tane amiral gemisi var. Bir havacılık sanayi, bir elektronikte, bir de meşhur Rafael var. Burada %67, %90 ve Rafael'de %100'e varan devlet sermayesi var. Aslında tamamen özellikle savaş sanayi ve giderek de İsrail'in teknoloji sistemi veya yenilik sistemi, ulusal inovasyon sistemi tamamen devletin mekanizmaları, hedefleri ve güdülemeleriyle oluşmuş bir yapı. İsrail'in kuruluşunda bir atom silahı var. Yani atom silah, atom bombası yapımıyla neredeyse doğan bir İsrail'den bahsediyoruz. Fransa özellikle de Evet. İsrail'de bütün bu atom silah tesislerini, yapımını vesaire falan kurdu.
Varlık Avrupalılar için de bu İsrail'in orada varlığının ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor ki bugün hala Fransa tam arkasında. Evet. Hatta şöyle 1980'e kadar denilebilir ki tamamen Fransızların desteğiyle savaş sanayisi. Ondan sonra Amerikalarla birlikte gelişen bir durum var. Fakat orada da İsrail ABD ile bağımlılık ilişkisini bunu aza indirecek şekilde bir politika geliştiriyor. Ben TAİ'de çalışırken bize eğitime gönderdikleri tesiste General Dynamics'in bir tesisinde ortada çevrili bir alanda F-16'nın İsrail versiyonu çalışılıyordu İsrailli mühendisler tarafından. İsrail bunu durdurdu. Adı Levi Aslan anlamına geliyor. Şimdi özellikle kullanımı ve iç donanımı yazılımlarıyla kendisine ait hale getirdiği yine F-16'nın bir versiyonu var. İsrail daha çok teknolojik, elektronik yönüyle, donanım yönüyle kendisine böyle bir strateji geliştiriyor. Yani kendi başına varoluş stratejisi buna diyebiliriz. Gazze'de bunun laboratuvarı, öyle diyelim. Evet. Fakat yani şunu da söylemek lazım. İsrail Amerika'da çok bilim insanlarına sahip bir ülke. Çok ileri teknolojilerde çalışan mutlaka çok sayıda mühendisi, bilim insanı falan vardır. Ve oradan da fikir bazında olsun ve hatta başka doğrudan doğruya proje bazında olsun teknolojileri şu veya bu şekilde el altından veyahut da el üstünden yani resmen transfer ediyordur ve bunları İsrail'de geliştiriyordur. Bence el altından olmasına hiç ihtiyaç yok. Çünkü 1977'den bu yana BIRD, BIRD kısaltmasıyla bu İsrail-ABD İkili Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Vakfı var. 1977'den beri yüzlerce ortak proje hayata geçirdiler. Bir Evet, şey hepsi yok açık. artık. Hepsi açık Evet. aslında. Yani. 1990 çok önemli. Bu Rusya'nın dağılmasından sonra çok yüksek nitelikli Rusya'dan bilim insanları ve mühendisler geldi İsrail'e. Ama Evet. sistem o kadar ciddi ki diasporadan göç edenler ve bilim insanları göç eden Uyumlandırma Bakanlığı var. Bilim Uyumlandırma Bölümü programı var. Çünkü farklı bir kültürden, farklı teknoloji yetkinlikleriyle çok nitelikli insanlar geliyor. Farklı disiplinlerden bunların İsrail sistemiyle hızla uyumlandırılması gerekiyor. Evet. Bu bir gecede denilebilir ki İsrail'in bilim insanı ve mühendislik kapasitesini ikiye katladı. Gerçekten de Rusya ana kaynak oldu İsrail'e. Çünkü Evet. Amerika'dan kalkıp da Amerika'daki Yahudiler, ileri bilim adamları kalkıp da İsrail'e yerleşmeye gitmezler veya da çok azı, çok Evet. önemsiz bir şekilde giden olmuştur. Silah, sadece silahtan bahsediyoruz. Bugün mesela en çok tanınan İsrail'de bir savunma, hava savunma sistemi, Evet. demir kubbe Demir olarak kubbe. herkes Evet. bunu Evet. bilir. Ya bundan bahseder misiniz? Demir kubbe bugün demir kubbe olarak mı duruyor veyahut da Evet. o farklılaştı ve Evet. geliştirildi? İsrail için çok önemli bir araçtan söz ediyoruz. 1980'lerde geliştirmeye başlanıyor. Rafael'le İsrail Devleti tarafından birlikte geliştirilen bir sistem bu. Ürün son haline geldikten sonra o da ilginç. Seri hale getirilmesi için büyük bir finansal ihtiyaç doğuyor. Burada sistem bileşenlerinin yarısının ABD'de üretilmesi koşuluyla ABD yıllık 5 milyon dolarlık bir destek veriyor. Biliyorsunuz bu demir kubbe işte bir projektayla, bir yörüngeyle gelen füze, havan topu vesaire gibi dışarıdan gelen tehditleri radarla, başlangıçtaki geliştirme bu. Radarla görüp Yakalıyor, görüyor bu ve imha ediyor. görüyor. Karşı eğer yerleşim yerlerine veya stratejik bir yere düşecek ise onun da çünkü bir ekonomisi var. Yani zararsızsa da anladığım kadarıyla dokunmuyor. Ona da füze atıp para harcamıyor. Son şeyde gördük ki bu Gazze savaşında
Bu delinebiliyor. Yani yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle bildiğim kadarıyla şimdi radarlı sistemden lazerli sisteme bir geçiş var. Çünkü az önce hani maliyeti var dedim. Bu füzelerin, karşı füzelerin her biri 20 bin ile 100 bin dolar arasında. 250 füze fırlatıldığı zaman Evet, İsrail'e evet, evet. her birinin imhası için Evet. 100 bin dolar para Evet. harcamaları lazım. Bu Evet. da gerçekten de toplamda çok büyük bir meblağ tutuyor. Evet. Evet. Belki bir parantez de şu ana kadar İsrail Savaşı'nın 60 milyar doları geçtiği hesaplanıyor. Bazılarına göre de 94 milyar doları bulduğu söyleniyor. Ama şöyle ilginç bir yorumum var. Bütün savaşlarda bunu daha önce bu Yugoslavya'da filan da gördük, Suriye, Irak'ta da gelişmiş ülkeler en yeni silahlarını test ediyorlar alanda. Ve şu an İsrail bazı silahlarını alanda test edilmiştir diye satıyor. Dilerim savaş kısa sürede biter ama İsrail'in savaş ihracatının savaş sonrasında ne kadar patlayacağını görmek isterim rakam olarak. Sanırım maliyeti de bu savaşın maliyetini de fazlasıyla oradan karşılayacaklar. En önemli olaylardan bir tanesi bu savaşta İsrail'in asker gücünü mümkün olan en az kayıpta tutmayı amaçlaması. Bu çok önemli. Nüfus az ama nitelikli bir ordusu var ve bu bakımdan da çok az sayıda kayıpla ilerliyor. Sadece savaş sanayi değil, sivil sanayi de çok güçlü ileri teknolojiler konusunda. Orada sizin yazınızda bir paylaşım yaptınız. Dünyadaki startup firmalarının %20'si İsrail'de. 1 milyar dolardan fazla değere sahip şirketlerden bahsediyoruz. Türkiye'den bunlar birkaç tane çıktı biliyorsunuz. %35'i de sahip. Bu bana çok dehşet gibi geldi. Yani büyük bir olay bu. Şimdi teknolojiyle ilgili İsrail sayfalarına girdiğinizde veya İsrail kurumlarında şöyle bir logo çıkıyor karşınıza. Startup Nation. Startup dediğiniz teknolojiye dayalı, bilgiye dayalı küçük firmalar. Küçük ve orta boy firmalar. Yüksek teknolojiyle çalışıyorlar filan. Öyle bir ulusal yenilik sistemi oluşturulmuş ki İsrail'de Orhan Bey, sistemin ana grubunu bunlar oluşturuyor. Onlarca teknopark, onlarca kuluçkalık içinde çok yetkin mühendislerin, bilim insanlarının yer aldığı ve bunların da bir kez daha söyleyelim, savaş sanayiyle çok güçlü ilişkileri olan firmalardan konuşuyoruz. Bir ulusal yenilik sisteminde çok aktif rol alan bu startupların oluşması ve yaşayabilmesi için bunun arkasında da çok güçlü bir girişim sermayesinin olması gerekiyor. İsrail'de 306 İsrailli 540 uluslararası girişim yatırım fonu var. Ve bu sisteme yılda 1,5 milyar doların üzerinde fon oluşturabiliyorlar. Para Hatta akıyor. para akıyor. Hatta Ama o şu sadece İsrail'den değil, Amerika'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden bakın de akıyor. 540 uluslararası dedim. 540 uluslararası. Yani dünyanın en büyük girişim fonları Nasdaq'ta biliyorsunuz yeri var. İsrail Yüksek Teknolojisi'nin Nasdaq'ta yer alıyor. Hayır, bilmiyordum. 1993'te bunu çok istedim ben bu ülkede de olmasını. İsrail Devleti Yozma diye bir program başladı. 100 milyon dolar girişim sermayesiyle. Bunu 4 yıl içinde dağıttı, başardı. Biz dağıtamayız. Yüksek teknolojili girişimcilere 4 yıl içinde bitti ama 100 milyon dolar bitmedi. Özele çevirdi. Bu yapı şu an devam ediyor. Özel olarak girişim fonu olarak devam ediyor. Yani kendi kendini finanse eder Evet. hale Tam geldi. da dediğiniz gibi o çok önemli. Bugün 100 milyon doları ortaya koysanız Türkiye sanayi buna refleks veremez. Doğru. Çünkü o altyapı yok. O Yani ne şirket yok. O dersiniz diye. bilgi birikimi, Evet. yenilikçilik sistemi yok. Siz Evet. biliyorum başından beri bu yenilikçilik sistemi
inovasyon ve teknoloji, bilim ve teknoloji gelişimi konusunda ömrünüzü verdiniz. Çeşitli kurumsal, TÜBİTAK'ta da siz çalıştınız. Evet, TÜBİTAK'ta zaten Evet, bunun esas yani olarak TÜBİTAK'ta çalıştınız ondan. Şimdi burada tabii ki bütün bunlara rağmen İsrail bu savaşta Amerika'nın silah desteği yahut Avrupa'nın, Almanya'nın bilhassa ve onun silah desteğiyle de ilerliyor. Fakat yani onlar olmadan İsrail bu kadar bir yılı aşkın bir süredir bu savaşı kendi kaynaklarıyla sürdüremezdi herhalde. Kaynaktan kasıt finansmansa sürdürür ama Hayır, hayır. tabii Malzeme. anlıyorum, anlıyorum. Tam da Evet. öyle. Meşhur SIPRI yani bu Barış Enstitüsü'nün çok ciddi her yıl Evet. raporları yayınlanıyor. İsrail'in konvansiyonel silahlarının 2019-2023 arasında %69'u ABD'den geliyor. Yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık destek veriyor ABD. Hem de şunu anlaşma yapılmış 10 yıllık niteliksel askeri üstünlüğünün komşularına karşı sürdürülmesi için açık anlaşmada. Yani Arap ülkelerinden. Evet, kim olacak? İkinci sırada tam da dediğiniz gibi bakın %2013-2023 arasında ana tedarikçi yani yurt dışından alınan silahların %66'sı ABD'den, %30'u Almanya'dan. İşte. Kalanında o küçük miktarda İtalya ve İngiltere var. Bütün Avrupa aslında 2023'te 2022'ye göre 10 kat artmış ithalat Orhan Bey, 360 milyon dolar. Bunun 306'sı Almanya, işte kalan 54 milyonu da sanırım İtalya, İngiltere. Bu olmazsa çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim size. Bu çok beni etkiledi. 6 günde 6 bin Amerikan bombası kullandı İsrail. Gördünüz mü? Öte. 365 kilometre kare Gazze. Ve öyle Evet. böyle bombalar değil bunlar. Yani 2000 librelik, 1000 librelik çok güçlü bombalar. Bir kıyaslama olmak üzere bu anti-IŞİD koalisyonu Suriye, Irak'ta 46 bin kilometre kareye ayda yaklaşık 2500 bomba atmış. Bunu aldığım kaynak diyor ki İsrail o kadar artık şey davranıyor ki, eli açık davranıyor ki. Çünkü biliyor ki arkasında sınırsız bir ABD desteği var. Tabii ABD'den almış zaten. Bir Amerikan gazetesinde okumuştum. Evet. Yerin dört kat altında Evet. Nusrallah'ın ölümü, öldürülmesi o Evet. sayede gerçek dört Evet. kat altına Evet. şey yapan, etki eden ve yerle bir eden çok ağır nitelikli bomba ile bu becerdi. Ve bunların hepsi Amerika'dan geliyor. Buradaki İsrail'in bu savaş durumu aynı zamanda İsrail'de ben kökten dinciliği, kökten siyasal olarak güçlendiren çok önemli bir siyasal yapıştırıcı olarak da İsrail'i saran bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız? Katılırım, tersten de okuyorum. Yani savaş veya bu devlet statükosu devam ettiği sürece güçlenecekler. Savaş devam ettiği sürece güçlenecekler. Güçlendikçe de İsrail'in yönetimini ve bu saldırgan politikasını devam ettirecekler diye görüyorum. Aslında Türkiye açısından çıkartmak zorunluluğumuz dersler var. Siz bir ömür hep bunu harcadınız ve hala yazılarınızı herkes bilim teknolojide yazıyorsunuz. Teknoloji, yüksek teknoloji, ulusal inovasyon sistemleri, yeni çift sistemleri ama bir vurdum duymazlık da var aslında. Biz ulusal aslında savunma sanayi fena gitmiyor. Onun bir temelleri atıldı. Ne yapmak lazım? Biz İsrail'e nasıl bir ders çıkartırız? Tabii ki bu ders derken İsrail'e bugün saldırganlığından Evet, bahsetmiyoruz. evet. Savunma amaçlı olarak dışarıdan ithal ettiğimiz bir sürü silah var ve zorluklarla da karşılaşıyor Türkiye. Maalesef Türkiye dünya bir savaş sanayinin esiri durumunda. Yani politika Evet.
Savaş sanayi de bu gerilimleri artırıyor diye bakabiliriz ters bir açıdan. Biz ne yapmalıyız Müfit Bey? Bir şeyler yapmaya başlamıştık Orhan Bey. Önce şunu söyleyeyim, iki nokta. Yerli milli tamamen içi boş, anlamsız bir slogan. İkincisi, Türkiye savunma sanayi İHA SİHA parantezine alınacak kadar basit, sınırlı, hem yetenekleri açısından, geldiği nokta açısından böyle bir sektör değil. Yerli ve milli dediğiniz andan itibaren bana şunu çağrıştırıyor. Özellikle bu otoriter yönetimlerin hep prestij projelerine ihtiyacı vardır. Ve bu projeler bir sürü de örneği var geçmişte. Hayal ürünü sistemden kopuk tek tek bazı projeler başarırsınız başaramazsınız. 1990'larda Türkiye gayet hoş bir iklime girmişti. Sahip olduğu hemen bütün kurumlar bir bilim teknoloji politikası ve ulusal yenilik sistemi oluşturmak üzere harekete geçmişti. Ve bunun en üst organı Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'ydu. 1983'te kurulmuş bir kurul. 2018'de yeni yönetim modelinin bir gereği olarak kapatıldı. Yerine oluşturulan tek noktadaki kurul, lütfen web sayfasına girin bakın. Bir tek dokümana ulaşamazsınız. Söylemek istediğim, diğer alanlarda da ama özellikle bu alanda stratejik, özel sektöre, kamuya, eğitim kurumlarına, üniversiteler, araştırma kurumlarına yol gösterici hiçbir üst dokümana sahip değiliz. Bir stratejimiz yok. Bizi dinleyenler ya bir sürü uçakta, helikopterde, gündemde bunları söyleyecektir. Yani orada bir daha önce temelleri atılmış, Evet. TAİ olsun, TUSAŞ olsun, Evet. bütün bunlar aslında Aselsan, Roketsan, Aselsan, Havelsan. Roketsan, Habersan, bütün bunlar bu iktidar döneminde değil, daha önce savunma sanayi politikası çerçevesinde temeller atılmış, geliştirilmiş ve önemli işlerde yapan kurumlar. Bugün bunlar çalışmıyor mu yeterince? Çalışıyorlar. Evet, ama bir bütün sistem olarak aldığınızda yenilikçi bir kavramdan yola çıkarsınız, ürüne kadar bir süreç var. Az önce siz altını çok iyi çizdiniz. Yani bunun kaynağı nereden geliyor? İşte fonlar, değil mi? Startuplar, teknoparkların binlerce firmanın Ar-Ge merkezi var. Orhan Bey, böylesine bir yapıda istatistiklere bakın. Ar-Ge merkezlerinde çalışan ortalama doktoralı sayısı biri bulmuyor. Yani siz diyorsunuz ki ben Yüzde bunu biri. biri bile bulmuyor. Evet. Siz diyor şöyle bir iddiasında bulunuyorsunuz. Doktoralı olmadan da ben Ar-Ge yaparım. Böyle bir şey yok. Ar-Ge merkezlerinde %1'in altında olduğunu biliyoruz zaten. Bunun hızlı bir şekilde geliştirmesi lazım. Aslında biz belli bir yerde o doktoralı şeyler belli bir yerlerde sanıyorum temerküz etmiş durumda, yoğunlaştırılmış durumda. Yani geniş anlamda Ar-Ge merkezlerine baktığımız zaman bir yenilişi sistemi yani sivil teknoloji, ileri teknoloji sisteminin de ayağa kaldırabilecek ve Türkiye'yi bir yere taşıyacak bir noktada olmadığını görüyoruz ve bunun da önemsenmediğini görüyoruz aslında. Bunu söylüyorsunuz siz. Evet. Bakın, silah yapabilirsiniz, helikopter, uçak vesaire. Lütfen günlük yaşamımızda yüksek teknoloji ürünlerinin bir yansımasını, bunu refah olarak düşünün, günlük kullanımdaki kolaylıklar olarak düşünün, kentsel yönetim sistemleri, aklınıza ne hissedebiliyor musunuz? Eğer bunu hissedemiyorsak bir eksiklik var demektir burada. Zaten o Aa. eksiklik bizim yüksek teknoloji ihracatımızda da belli değil mi? Doğrudur. Yani bir baktığımız zaman ihracatta yüksek teknolojinin payı %3 civarında Evet. duruyor. Da yıllardır Evet. bu Evet, şekilde evet. ve %5'e çıkamıyor bir türlü Hayır. mesela.
Yani Hayır. Evet. iktidarın da bunu nasıl %5'leri %10'lara çıkartırız diye ben bir politikasını ve Evet. seslendirmesini Evet. görmedim. Ve sürekli bunun bekleyişi içindeyiz aslında. Destek vermeye hazırız Müfit Bey. Bu konuda hiç olmazsa, Evet. siyasal olmasa bile, ama yani yenici sistemin, kapsayıcı Mutlaka. bir sistemin Türkiye'yi bu ekonomik zorluklardan çıkartacak tek seçenek olduğunu hepimiz bilincindeyiz. Evet. Evet. Buna ihtiyacımız var.